Şimdi yine tek boyutlu hareketi bir hatırlayacak olursak, konumların farkından bahsettik. Konumları çarpmadık gerçi. Yani burada biz yine vektörleri çıkaracağız, toplayacağız, çarpacağız. Yani sayılarla yaptığımız işlemlerin pek çoğunu vektörlerle de yapabiliriz. Şimdi bu işlemleri teker teker bir inceleyeceğiz. Ama ondan önce vektörleri göstermek için yine matematiksel yöntemler geliştirmemiz lazım. Matematiksel olarak nasıl göstereceğimiz konusunda bir anlaşmamız lazım. Vektörleri bu şekilde göstermek matematiksel olarak üzerinde işlem yapabileceğimiz bir şey değil. Vektörleri göstermek için pek çok farklı yöntem kullanabilirsiniz. Farklı şeyler seçebilirsiniz. Ama biz bu derslerde kartezyen koordinatlar dediğimiz koordinatları kullanacağız. Farz edelim ki bizim bir vektörümüz var. Vektörümüz bu olsun. Şimdi koordinatlarını belirtmek için şunu yapmamız gerekiyor. Bir referans noktası zaten seçtik. Bir de bazı yönler belirlememiz lazım. Diyelim ki şu yön benim x yönüm olsun. Bu yön yukarı doğru olan yön benim z yönüm olsun. Bu yönde diyelim ki y yönüm olsun. Ya da şimdilik y yönü de kolaylık olması için y yönü de bir tarafa bırakalım. X yönü ve z yönü diye düşünelim. Bu yönlerde çizdiğim doğrularda benim eksenlerim adını vereceğim. X eksenim, z eksenim. Tabii bu eksenler tek boyutta olduğu gibi sonsuza kadar uzayacak. İki yöne de sonsuza kadar uzayacak. Bu yön dediğimden kastettiğim eksenin bu kısmı aynı zamanda benim pozitif kısmım, diğer kısmı negatif kısmım. Z ekseniyle gösterirken burası pozitif z ekseni, aşağı doğru olan yönse negatif z yönü olarak tanımlayacağız. Şimdi herhangi bir vektör aldık. Vektörün bir yönü var, bir de boyu var, büyüklüğü var. Şimdi bu vektörümüzün ucundan x eksenimize dik bir çizgi çizdiğimiz zaman bu x eksenimizi belli bir noktada kesecek. Tek boyutlu hareketli olduğu gibi bu kestiği noktanın konumu benim vektörümün x bileşeni adını vereceğim. Şu uzunluğa bu benim x0 uzunluğumsa bu yönde ise artı x yönünde ise bunu pozitif alacağım bu bileşenini. Şöyle bir vektör içinse dik çizdiğimde x eksenini kestiği nokta artı x yönünde değil eksi x yönünde bu durumda da bileşenini eksi bu uzunluk olarak tanımlayacağım. Aynı şeyi z yönü için de yapabilirim. Benim vektörümün ucundan z eksenimi bir dikme çizdim. Dikme çizdiğim zaman bu z eksenim belli bir yerde kesti. Bu z ekseninde kestiği noktanın konum derken burada eksen üzerindeki konum derken tek boyutta konumu nasıl tanımlıyorsak burada da öyle tanımlayacağız. Oradaki konumu da benim vektörümün z bileşenini verecek. Şimdi bu bileşenleri cinsinden vektörümüzü göstermek için bir şeye daha ihtiyacımız var. Birim vektörlere ihtiyacımız var. Şimdi bu benim x ekseni isim olarak öyle seçtik. X eksenini bu yönde seçtik. Bu yöndeki büyüklüğü 1 olan vektöre x yönündeki birim vektör diyeceğim. Her ne kadar vektörleri üzerlerindeki ok işaretiyle gösteriyor olsak da x yönündeki büyüklüğü 1 olan vektörü üzerine bir şapka koyarak göstereceğim. Şapka benim x yönündeki birim vektörüm olacak. Benzer şekilde z yönündeki birim vektörünü göstermek istersem de yine z üzerine şapka koyacağım. Bu da benim z ekseni yönündeki birim vektörüm. Şimdi benim vektörümü aldım. Vektörüm bu. X eksenim bu. X ekseni yönündeki bileşenini buldum. Diyelim ki bu x0 olsun x bileşeni. Z yönündeki bileşenini bulduk. Diyelim ki bu da z0 olsun. Dolayısıyla benim bu vektörüm r0 ile gösterelim mesela. Bu r0 vektörünü ben x0 çarpı x yönündeki birim vektör artı y0 çarpı z0 çarpı z yönündeki birim vektör olarak yazabilirim. Bu sadece bir gösterim. Şimdi eğer bu r vektörü bir konum vektörü olarak düşünecek olursak bunu bir tür tarif olarak da düşünebilirsiniz. Sizin referans noktanızdan nesnenizin olduğu konuma nasıl gideceğinizi size bir türlü tarif ediyor. X yönündeki bileşeni x0 olduğu için size diyor ki x yönünde
X yönümüzü bu yön olarak belirlemiştik. X0 kadar ilerleyin. Ondan sonra Z yönünde Z0 kadar yukarı doğru ilerleyin. Treninizin olduğu konuma ulaşacaksınız. Şimdi hangi sırada yaptığınızın bir önemi yok. Ama bir vektörü bu şekilde bir tarif olarak da düşünebiliriz. Şimdi vektörlerimizi nasıl göstereceğimize kararlaştırdıktan sonra artık vektörlerimizde işlem yapmaya başlayabiliriz.